Evet, son oturuma kadar direnen değerli katılımcılar, hemen ilk konuşmacıyla başlayalım. Önder, buyur. Herkese merhaba. Bu değerli konferansı düzenleyen ve burada bizi dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sunum... Bugün size kısa bir sunum yapmaya çalışacağım ama genellikle bizim faaliyetlerimizle ve dijital çözümlerimizle rüzgar enerjisine yaptığımız katkıları biraz anlatmaya çalışacağım. Kısaca bizim şirketimiz bir teknoloji şirketi, bulut tabanlı yazılım hizmetleri sunan ve özellikle kısa vadeli enerji operasyonlarına odaklanan bir çözüm olarak düşünebilirsiniz. Şu anda hizmet verdiğimiz kapasite yaklaşık Türkiye'nin %40'ı kadar oldu rüzgar santrallerinde. Dijitalleşmede üç ana, yani rüzgar santraliyle ilgili üç ana konsept düşünürsek eğer alan. Birisi yatırım dönemi, birisi ticaret ve satış dönemi, birisi daha çok bakım onarım süreçlerini kapsayan durumlar gibi düşünebiliriz. Bizim hizmet verdiğimiz alan ya da dijitalleşmenin yoğun olarak kullanıldığını inandığımız alan ticaret ve satış süreci. Şimdi bir örnek üzerinden birkaç tane böyle karşılaştırma göstermek istiyorum size. Bir X ekseninde finansal etki ve Y ekseninde olasılık olan bir grafik üzerinden anlatmak istiyorum. Özellikle veri yoğun bir iş olduğu için rüzgar santrallerinde operasyonel hata yapma riski nispeten diğer santral tiplerine göre daha fazla. Bir örneğin hidroelektrik santrale göre olasılıksal olarak aynı olsa bile bunun finansal etkisi daha fazla olacaktır. Ama dengesizlik maliyetleri, yani üretim planının sapması maliyeti söz konusu olduğu zaman hem yüksek bir finansal etki hem de yüksek bir olasılık karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye özgü bu KAGÜP cezalarını da dikkate alırsak finansal etkisi biraz daha az ama olasılığı yine aynı seviyede olan bir durum ortaya çıkıyor. Bir analiz yaptığım zaman Türkiye'de dengeden sorumlu grup kavramını dikkate almadan bir hesap yaptığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 450 milyon TL'lik yıllık bir maliyetten bahsedebiliriz. Bu maliyet tamamen üretim sapması ve üretim sapmasının ticari olarak revize edilmemesinden kaynaklanan bir maliyet aslında bu. Tabii çeşitli şekillerde dengeden sorumlu grubun yaratmış olduğu sinerjilerle vesaire gideriliyor. Burada çok basit, aslında matematik olarak çok da doğru olmayan bir metrik kullanırsak, gün öncesi fiyatlarının %5'i 6'sı gibi düşünebilirsiniz buradaki maliyeti. Şimdi biliyorsunuz yekleme dahil olan santrallere bir de %3'lük bir J faktörü adı verilen dengesizlik geri ödemesi gibi düşünülebilecek bir tolerans katsayısı var. Yeklem bitince bu santraller aslında bu %3'ü alamıyor olacaklar. Dolayısıyla çok daha büyük bir dengesizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Ya da karşı karşıya kalınacak diyebiliriz aslında. Bir örnek göstereyim. Tahmin süreci nasıl ilerliyor? İşte gün öncesinden enerji şirketleri bir gün sonrası için saatlik bir tahmin yapıyor. Hatta gün içerisinde bunlar revize olabiliyor. Sonra gün içerisinde her saatin revizyonu sürekli iteratif bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Yani tekrar yere gideyim. Gün öncesinden bir kere 24 saatlik yapıyorsunuz. Gün içerisine gelince artık sürekli önünüzdeki saati update ede gidiyorsunuz. Şöyle oynattığım zaman bir iyileşme ya da bir değişme olduğunu görüyorsunuz zaten. En son tıkladığımız zaman da yeşil çizginin üretim olduğunu belirtirsem eğer. Bu çok spesifik bir senaryo bu arada. Özellikle bu sunuma koymak için öyle bir günü biraz aradım. Gün öncesinden tahmin neredeyse yarı yarıya sapmış. Ama gün içerisinde bu tahmin iyileştirmesiyle birlikte %52 gibi olan oran %12'ye düşmüş. Peki bunlar nasıl oldu? Yani işte bir takım bir dijital altyapıyla oldu. İşte %52'den %12'ye siz bu tahmin düşürdüğünüz zaman hayatınız mükemmel olmuyor. Bunu ticari sonuca dönüştürmeniz de gerekiyor. Bir düşünün aslında ticari sonuca dönüştürmek için birkaç kararı beraber vermeniz lazım. Bence 3 tane karar var. Diyelim ki karar verdiniz. Benim satın alma yapmam lazım. Yani üretim tahminimden çok daha az.
Bu satın almayı yaparken ne yapmanız gerekiyor? Hangi fiyattan ve ne zaman ve ne kadarlık bir miktarda satın almam lazım ya da tam tersi satmam lazım. Buna karar vermeniz lazım. Şimdi beraber bakalım, çok yoğun bir veri akışı var bu anlattığım süreci yönetmek için. Birincisi, bir sürü tahmin kaynağı şirketi olabilir. Bunlardan veri alıyorsunuz sürekli. Yani sürekli düzenli olarak buradan veri akması lazım. Gelen verileri belki analiz edip kendiniz bu gelen tahminlerin bir hibridini oluşturup kendiniz bir tahmin üretmeniz gerekiyor ya da üreteceksiniz. Kendi bir bilginiz var sahanızla ilgili. Sonra bu gelen tahminlerin tahmin şirketleri bu tahminleri sağlıklı yapabilsin diye onlara geri gerçekleşen üretimi göndermeniz lazım. Bunu yapabilmeniz için SCADA'dan anlık olarak bilgi almanız gerekiyor ya da üretim tesislerinin başka noktalarından. Yani santralleri okumanız gerekiyor. Aynı zamanda santralde bir bakım, bir arıza durumu söz konusu olacaksa bunu da almanız lazım. Bu tahmin durumuna katmanız gerekiyor. Sonra bütün bunları alıp az önce verdiğim kararları verip teklif vermeniz lazım piyasaya. Daha sonra da işte sistem operatörü, yani Türkiye'deki TEİAŞ'a ya ben bu kadarlık bir üretim revizyonu yapmam gerekiyor diye bildirmeniz lazım. Bütün bunları yapmanız için, yani bunları Excel'de yapmak çok kolay değil. 7/24 yapmak çok kolay olmayacaktır. Biz SmartPass olarak ne yapıyoruz? Biz bulut tabanlı bir yazılımımız var. Bulut tabanlı bir yazılımda aslında ilk etapta kendi geliştirdiğimiz bir donanımımız var. Bu donanımla birlikte çeşitli kaynaklarına veri okuyabiliyoruz. Yani hem SCADA'lardan, sayaçlardan, analizörlerden ya da doğrudan akım trafosu gibi çok manuel, çok analog olabilecek noktalardan okuyabiliyoruz. Tahmin şirketleriyle entegreyiz ve bu tahmin şirketlerine verileri, okuduğumuz verileri geri gönderebiliyoruz. Onlardan geri okuyoruz. Yani gün öncesi tahmini yaparken bu o kadar büyük bir sorun değildi ama gün içi tahmini yapmak için cidden sürekli bir yoğun veri akışı var ve hem her tahmin şirketinin formatı, data modeli ya da teknolojisi farklı olabildiği için bunları belli bir yerde standartize etmeniz gerekiyor. Sahadaki operatörlerin sürekli olarak interaksiyona kalacağı bir portal olması lazım. Bakımlarını girecekler, işte planlarını girecekler. Ondan sonra bütün bu bilgileri toparlayıp gecenin saat 2'sinde işte borsaya, elektrik piyasasına benim şu kadarlık enerji almam lazım ya da satmam lazım diye bir bildirimde bulunmanız gerekiyor. Bunu bizim sistemle tasarladığınız otomasyon kurallarıyla otomatik yapabiliyorsunuz. Sonra TEİAŞ'a iş dönüyor. İşlem yaptınız, dönüp TEİAŞ'a ben dün sana 52 üreteceğim demiştim ama artık revize ediyorum, artık 37 üreteceğimi düşünüyorum diyorsunuz. Böylece TEİAŞ'ın planlaması bir tık daha doğru olabiliyor. Kompleks, genelde bizim karşılaştığımız senaryolarda birçok şirket yöneticisi sahibi de bu kompleks datanın sonucunda veri, yani bu kadar farklı kaynaklardan gelen verileri harmanlayıp bir rapor ya da günlük kararlarını, uzun vadeli kararlarını etkileyici bir takım analitik sonuçlar görmek istiyorlar. Bunu yapıyoruz ve hepsini bulut tabanlı herhangi bir sunucu, güvenlik ya da işte devamlılık sorunu olmadan sağlayabiliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla şu andaki mevcut durumlarda bütün bunu otomatize ettiğiniz zaman %30'un üstünde benefit elde edebiliyorsunuz aslında. Bu işte cezalardan, dengesizlik maliyetlerinden. Bugün itibariyle 83 adet santrale, yani toplamda 3,5 gigawatta yakın rüzgar santraline hizmet veren, tüm teknolojisini kendi ekibimizde, Türkiye'deki yerli mühendislerimizle üreten bir teknoloji firmasıyız. Burada bulunan ya da bulunmayan tüm bize güvenen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bu kısa sürede bu ilerlememize destek olan. Umuyorum ki bu teknolojiyi çok yakın bir zamanda sadece Türkiye değil Avrupa'da da yaygınlaştıracağız. Bununla ilgili oldukça olumlu adımlarımız var. Dinlediğin için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Evet, Önder'e çok teşekkür ediyoruz. Süreyi efektif kullanmak adına bir sonraki konuşmacımıza geçiyoruz. Bir sonraki konuşmamız Juan Alvarez de Toledo López, UL'in iş geliştirme müdürü. 50 minutes. Okay. Hello, good evening everyone. Merhaba, herkese yeniden sonralar diliyorum. İsmim Juan Alvarez de Toledo López. Hepinizle dijitalleşme araçları
hakkında bilgi paylaşacağım. Öncelikle bazı figürlerden bahsetmek istiyorum UL ile ilgili. UL 140'dan fazla ülkede faal durumda. 200 bin megawattın üzerinde yenilenebilir enerji şirketiyle çalışıyor. Yani hali hazırda 200 bin megawattı 140'dan fazla ülkede işletiyoruz. Bu da güçlü bir bilgi deneyimi gerektiriyor. Peki geçen sene ne yaptık? Bir anket gerçekleştirdik santral sahipleri arasında. Dedik ki beklediklerinden daha az mı enerji üretiliyor acaba kendi tesislerinde? Cevap verenlerden %89'u dedi ki evet bu şekilde bir durum söz konusu. %17'si ise beklenenden daha iyi işlediklerini söylemişler. Aynı şekilde %20'si bu kayıpların kaynak eksikliğinden sebep olduğunu söylemişler. %11'i rüzgar türbinlerinin etkililiğiyle ilişkili olduğunu söylemiş. %5'i bakım ile ilgili konuşmuş ve bu kişilerin %62'si bu enerji kayıplarının tüm bu sebeplerin kombinasyonu sebebiyle gerçekleştiğini söylemiş. Yani sebeplerin çeşitli kombinasyonları dediğimizde şöyle düşünelim. Bu enerji kayıpları çok fazla para demek. Bir standart rüzgar santrali alanında nelerle karşılaşıyoruz? Peki bu yatırımları nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Sizlerle yeni konsepti paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü dijitalleşme sayesinde bu rüzgar çiftliklerine, santrallerine daha iyi hale getirebiliyoruz. Hali hazırda müşterilerimize 35 gear'lık bir test fırsatı sunuyoruz. Ve yine rüzgar türbini sertifikasyonu vesaire gibi prosedürlerle bunu destekliyoruz. Peki yenilenebilir enerji sektöründe burada bir yapılabilirlik söz konusu ve kayıpların hesaplanabilirliği ile birlikte bizler kazanca geçebiliriz ki bu da yine para demek tabii. Şimdi sizlerle UL bakış açısını paylaşacağım. Dijital dönüşümde ne durumdayız? 4 ana ayağı var. Birincisi bağlantı yapabilme. Burada yine bizim varlıklarımız arasında bir bağlantı kurabilmeniz. İkincisi inovasyon. Burada da algoritmaları kullanarak verilerle beslemek suretiyle daha iyi bilgi edinmek. Üçüncüsü otomatizasyon ki gerçek zaman temelli verilerle bunu gerçekleştiriyoruz. Dördüncüsü de karar verme. Dördüncü ayağımız bu. Burada da karar verme sürecinde yeni operasyonel stratejileri benimseyerek yatırımlarımızı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz rüzgar santrallerinde. Bu slide yine tüm bu değer değişimlerini göstermekte. Farklı veri kaynakları var. Çok fazla spot marketten aldığımız veriler var, yine kamudan aldığımız veriler var, santrallerden aldıklarımız var. Bu da bize kocaman bir veri gölü oluşturuyor. Neyse ki dijitalleşme ve teknoloji sayesinde biz bu farklı parametreler ve veriler arasında bağlantı kurabiliyoruz. Müşterilere market çözümleri sunabiliyor ve böylece enerji kayıplarıyla beklenen, üretilmesi beklenen enerji arasında bir bağ kuruyoruz. Şimdi RAMP'ı paylaşmak isterim. RAMP yenilenebilir varlık gözlemleme platformumuz.
Bu bizlere dijitalleşme kapısını rüzgar santrallerinde açmış durumda. Halihazırda gerçek zamanlı izlemleme, ileri analitik çözümler ve yine portfolyo istatistikleri ile raporlama sunabilmekte. Burada görüyorsunuz, bir özetini görmektesiniz fonksiyonlarıyla ilişkili. Bir kontrol merkezi var sistemde. Online izleme yapabiliyoruz. Burada gerçek zamanlı ve geçmişe dayalı veriler görülmekte. Daha sonrasında ileri analitikler, analitik veriler var. Daha önce de söylediğim gibi iyi bir aletiniz olması lazım burada analizleri yapabilmek için. Ve yine bu aracı kullanmak üzere bizler geliştirmeleri yapıyoruz ve izlem gerçekleştirerek rüzgar santralinde ileri analizleri yapabiliyoruz. Ve son olarak sizlere ileri analizlerin faydalarını göstermek isterim. İlk sütunda sol tarafta bütçeyi görüyorsunuz. Bu beklenen enerji üretimi bir rüzgar santralinden. Yani müşteri bu şekilde bekliyor. Diğer tarafta ise gerçekleşenler var. Şimdi bu araç bu enerji boşluğunu, enerji kaybını belirleme ve algılama fırsatı sunuyor. Rüzgardaki değişiklikler, türbinlerin etkililiği ve yine bakım ve kazalarla ilgili herhangi bir konuyu dikkate alarak bunu gerçekleştiriyoruz. Ve elbette daha fazla fonksiyon söz konusu, mutlaka ULE'nin çok geniş bir portfolyosu olduğunu biliyorsunuzdur. Bunların pek çoğu da zaten bu araca entegre edilecek önümüzdeki sene gerçek zamanlı izlem ya da rüzgar tahminlerinin entegre edilmesi gibi. Bu platformun ana amacı bir dijital araç geliştirerek projeyi en başından izlemlemek. Garanti sürecinde ve yine aynı şekilde rüzgar çiftliğinin yaşam sonu geldiğinde gelene kadar hepsinin izlenmesi ve yine kullanım ömrü bittiğinde acaba bu onarılabilir mi, yeniden hayata geçirilebilir mi, bunları gözlemlemek. Çok teşekkür ediyorum Türk Rüzgar Enerjisi Birliği'ne bu güzel fırsatı verdikleri için. Yeni aracımızı tanıtabildik. Meslektaşım Ali ile de yine irtibata geçebilirsiniz eğer daha fazla bilgi isterseniz. Çok teşekkür ederiz Sayın Juan Alvarez de Toledo Lopez bu güzel sunumunuz için. Bunu yapacaksın. Evet. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Bu günün son oturumunda buraya kadar bekleme sabrını gösterdiğiniz, nezaketini gösterdiğiniz için ben de günün bu son zaman diliminde sizleri çok sıkmadan kısaca biraz daha eğlenceli olduğunu ve renkli olduğunu düşündüğüm yeni dünyaya dair bir şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kaliteli bir organizasyon olmuş. Enerji dünyası için önemli. Rüzgar Üreticileri Birliği'nin geleneksel hale getirdiği bu organizasyon ve dijitalizasyonda en ilginç konulardan biri olduğu için katılımcıları göndermemek için herhalde sona koyulduk ve burada sizinle güzel, ilginç olduğunu düşündüğümüz konuları paylaşmaya çalışacağız. Ya bugün aslında hem yenilenebilir enerjinin nereye doğru gittiğini, disruption diye bir tanım son zamanlarda çok fazla duyar olduk, bir buzzword, yani çok sık kullandığımız bir kelime haline geldi ama bazı şeylerin yeniden tanımlanması, bazı değerlerin yeniden tanımlanması olarak özetleyebiliriz disruption'ı. Enerji sektörü de tam olarak böyle bir disruption içinden geçiyor
son birkaç yıldır ve önümüzdeki yıllarda daha da net bir şekilde buna maruz kalacağını gösteriyor son gelişimler. Bugün sizlere bunlarla ilgili biraz daha detayları paylaşacağım ve bu dijitalizasyon dediğimiz konseptin aslında gittikçe daha komplike hale gelen dünyamızın, ki enerji de bundan nasibini fazlasıyla alıyor birazdan göreceğiniz üzere, nasıl bize yardımcı olduğu ve önümüze çıkan yeni problemlere nasıl yeni cevaplar getirebildiğini göstermeye çalışacağım. Kısaca kendimizden, Pure Enerji'den bahsetmek gerekirse aslında daha önce corporate tecrübesi olan, kurumsal firmalarda 10 yılın üzerinde tecrübesi olan 3 ortak tarafından kurduk. Hem uluslararası hem önemli ulusal tecrübesi olan arkadaşlarla ve çok güzel bir ekibe ulaştık yıllar içerisinde. Hem Türkiye'de hem yurt dışında farklı akademik backgroundlara sahip arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Piyasa tecrübesi anlamında da gerek Türkiye EPH piyasası, gerek Almanya, gerekse de farklı Avrupa piyasalarının hem dizaynı hem de işleyişi hem de oralarda fiili ticaret tecrübesi olmak üzere çok değişik ve çeşitli tecrübeleri bünyemizde bulunduruyoruz ve aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası enerjiyle alakalı birçok konuda birçok network'te yer alıyoruz. Ve bugünkü ana konumuz olan yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerjiyle beraber hayatımıza gelen yeni hem zorluklar hem fırsatlar. Gördüğünüz üzere son 10 yılda yenilenebilir enerjide hem rüzgar hem güneş tarafında çok ciddi eksponansiyel bir artış görüyoruz global anlamda. Yani kısaca bir örnek vermek gerekirse sadece solar tarafında Çin'de yıllık yaklaşık 120 bin megawatt PV panel, solar paneli üretiliyor ve bunlar dünyanın bir yerlerinde devreye alınıp yeni yenilenebilir enerji kapasitesi olarak dünyada kullanıma sunuluyor. Aynı şekilde rüzgarlar içinde, yani çok büyük rüzgar türbini üreticileri var hepinizin malumu olduğu üzerine. Onlar da yine yüz binlerce megawattlık kurulu gücü her yıl hem onshore hem offshore devreye alıyorlar. Tabii ki bu eksponansiyel büyümenin arkasında birkaç tane temel sebep var. Bunlardan ilki ve en önemlilerinden biri iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili artık çok ciddi bir bilinç oluştu. Hem küresel şirketler bazında, yani büyük tüketici şirketler bazında, hem de tabii ki devletler bazında. En son New York'ta Greta'yı takip ettiyseniz epey bir gündem oldu. Daha önce de Paris'te iklim zirvesi Birleşmiş Milletler çerçevesinde gerçekleşmişti. Hem bu gelişmeler hem de daha da hard fact tarafında, sanırım somut gerçeklik tarafında, renewable enerjinin capex tarafında, yani yatırım maliyetlerindeki düşüş bu ciddi yükselişi tetikledi ve tetiklemeye devam edecek. Yani kısaca bir örnek vermek gerekirse 2015-2016 yıllarında, pardon 2005-2006 yıllarında Almanya'da 1 megawatt solar santralini yapmanın maliyeti 5 milyon euro seviyesindeyken bugün 2018-2019'a geldiğimizde 800 bin euronun altına düşmüş durumda. Yani her yıl %20 civarında bir çok ciddi bir maliyet düşüşü ve bununla beraber tabii ki kurulu güçte de çok ciddi bir yükseliş yenilenebilir enerji tarafında ve bunun gittikçe daha fazla hayatımıza gireceğini de hep birlikte görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Türkiye'de işte Sayın Bakan dün açıkladı, ilk 10 ayda %46 yenilenebilir enerjiden ürettik enerjimizi. Bu çok önemli bir gelişme. Ben daha önce bir Alman şirketinde çalışıyordum. Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden biri ve yenilenebilir enerji konusunda epey tecrübeli. Orada Almanya'nın kuzeybatısında aynı zamanda iletim sistemi operatörü, TSO işi de vardı o grubun. Ve yıllık o şebekenin yenilenebilir enerjiden beslenme oranı %76 idi. Yani
Bu çok ciddi bir kompleksite getiriyor. Çünkü niye? Burada gördüğünüz grafikte kısaca açıklamaya çalıştık. Yani normalde şebeke operatörlerini, yani Türkiye'de TİAŞ, uluslararası arenada da farklı şebeke operatörlerinin klasik anlamda enerji sektöründe alışık olduğu daha baz yük santralleri, işte kömür santralleri, doğalgaz santralleri ve ip gibi bir üretim rejimine alışıkken, yenilenebilir enerjinin payının artmasıyla beraber doğası gereği kesintili ve volatil, kırılgan bir üretimle karşılaşıyorlar ve bunun toplam üretimdeki payı arttıkça çok daha yönetmesi kompleks, çok daha fazla kompleksiteyi içeren ve çözümler içeren bir konu haline geliyor. Tabii ki bu arz güvenliğiyle de birebir ilişkili. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarının artıp doğayla olan, iklim değişikliğiyle olan konularıyla da birebir ilişkili. Ve tabii ki fiyatlarla da ilişkili. Çünkü yenilenebilir enerjinin miktarı arttıkça fiyatlar da daha volatil hale geliyor. Üretimin daha volatil hale geldiği gibi. Dolayısıyla yönetilmesi gereken birden fazla karmaşık, kompleksite ortaya çıkıyor. Tüm bunlar da tabii ki yenilenebilir enerjiyle birlikte hayatımıza giren yeni challenge dediğimiz zorluklar ve yeni konular. Peki burada aslında tüm bu kompleksiteyi yönetebilmek için yenilenebilir enerjinin hayatımıza getirdiği yenilikleri etkin bir şekilde değerlendirebilmek için neler yapılabilir? Yenilenebilir enerji ile alakalı dünyada iki tane temel konu var aslında. Biri yenilenebilir enerji santrallerinin inşası. Yani bu yenilenebilir enerji santrallerinin hem güneş hem rüzgar tarafında artık tüm dünyada bir komoditi haline, bir emtia haline gelmiş durumda. Megawatt başı maliyetleri dünyanın neresine giderseniz 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede olduğunu görüyorsunuz ve gittikçe düştüğünü görüyorsunuz daha önce de bahsettiğim üzere. Ama yenilenebilir enerjiyle ilgili aslında ikinci en büyük konu bu yenilenebilir enerji kapasitenin sisteme, şebekeye entegrasyonu. İşte bu çok daha kompleks ve çok daha fazla arkasında teknoloji gerektiren, bu dijitalizasyonun getirdiği kolaylıkların kullanılmasını gerektiren bir konu. Aksi takdirde bu kadar büyük bir kompleksiteyi, yani pür enerji olarak biz ayda 50 binin üzerinde işlem yapıyoruz yönettiğimiz tüm santraller için, manuel olarak takip etmenin imkansız hale geldiği bir karmaşıklık seviyesinden bahsediyoruz. İşte burada önceki konuşmacılar da çok güzel bir şekilde bahsetti. Santrallerin canlı izlenmesi, daha iyi tahminlerin üretilebilmesi, otomatik ticaret tool'larının, ekipmanlarının kullanılabilmesi, insanların alışkanlıklarının, tüketim paternlerinin bu denkleme dahil edilmesi gibi birçok konu var ve bunun için kullanılması gereken bir sürü teknoloji var ve günün sonunda tüm bunlar aslında daha optimumu nasıl bulabiliriz ve bu karşımızdaki karmaşıklığa sebep olan yenilenebilir enerji kapasitesini sisteme, şebekeye problem çıkarmadan nasıl etkin bir şekilde entegre edebiliriz ve bundan daha fazla istifade edebiliriz ve yenilenebilir enerji kapasitemizi yükseltebiliriz. Aslında tüm soru bundan ibaret. Burada pür enerji tarafında biz gerçek zamanlı dijital santral yönetimi yapıyoruz. Virtual Power Plant diye geçen ya da Aggregator diye geçen literatürde Türkçe'ye dijital santral yönetimi diye Türkçeleştirdiğimiz bir iş modelini aslında günün sonunda ortaya çıkarıyor. Tüm bu yükselen yenilenebilir enerjinin payı ve getirdiği kompleksite aslında bu niş alana uzmanlaşmış bir şirketlere de ihtiyaç çıkardı. Ve bu ihtiyaçtan aslında Pure Energy doğdu ve son yıllarda çok ciddi bir ivme yakaladı diyebiliriz. Burada işte daha önce de kısaca bahsedildiği gibi her santrale bir rüzgar santralinden örnek verecek olursak canlı bağlantı sağlanması, 7/24 canlı izlenmesi, bizim sistemimizde o santralle
özel olarak hatta tribün bazlı olarak 15 dakikada bir kendini güncelleyen aralıklarla üretim tahmini yapılması, gün öncesinden yaptığınız üretim tahmini gün içine geldiğinde çok daha doğru, çok daha keskin, isabetli bir seviyeye ulaşması ve buna göre o santralin dengesizliğini münferit olarak yönetebilmek için aktif bir şekilde fazlasının gün içi piyasasına satılması, eksik kısmının gün içi piyasasından alınması ve 7/24 bu operasyonun algoritmik bir şekilde, yani insan hatasını da minimize edecek şekilde yapılmasını gerektiriyor aslında. Dolayısıyla burada çok ciddi bir kompleksiteyi dijitalizasyonun getirdiği nimetler diyelim vasıtasıyla yönetme imkanı oluyor. Tabii ki burada kayıt güncellemeleri, TEİAŞ'a bildirilmesi, TEİAŞ'ın kendini ona göre daha iyi planlayabilmesi ve dolayısıyla enerji arz güvenliğine birebir etkisi ve katkısı olması, bunların ilgili şekilde raporlanması ve tüm bu ekosistemin aslında nihai amacı bağımsız bir operatör olarak yenilenebilir enerji santrallerinin gelirinin arttırılması, OPEX'lerin optimize edilmesi ve daha etkin bir şekilde şebekeye entegre edilmesi. Bunlar platform dashboardlarımızdan küçük örnekler. Dediğim gibi VPP hangi sorunlara aslında karşılık veriyor? Bir arz güvenliği tarafında TEİAŞ'ın ya da TSO'nun elini güçlendiriyor. İki, artık finansal işte büyük fonlar yenilenebilir enerjide ciddi bir yatırımcı haline geldi. Bunun gibi finansal yatırımcılara tüm operasyonel sorumluluğu ve riski üstüne alarak fiyat garantisiyle onların da bu sektöre girip daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesi yapılmasının önünü açıyor. Diğer tarafta da her santralin operasyonel mükemmelliğe seviyesinin yükseltilmesini sağlıyor. Peki bizi gelecekte neler bekliyor renewable enerji bağlamında? Dediğim gibi burada yaptığımız bu iş modelinin Türkiye bazlı operasyonları tutarak Avrupa'da da yapılması. Diğer tarafta yektemi biten, bu çok ilginç bir konu, santrallerin, özellikle yenilenebilir enerji santrallerinin 5 yıllık ya da daha uzun vadeli euro dolar bazlı kontratlarla corporate renewable PPA yapılması, şu anda üstüne çalıştığımız bir proje, somut bir önemli bir hem Türkiye'den oyuncuyla hem de uluslararası bir enerji piyasası oyuncusuyla. Renewable Energy Credit dediğimiz santrallerin, yenilenebilir enerji santrallerinin yenilenebilir enerji kredisini, yani iklim değişikliği kapsamında doğaya yaptığı katkıyı isteyen şirketler var. Dünyanın en büyük şirketleri Renewable 100 dediğimiz. Onlara bunların bir hizmet olarak sunulması. Biz Türkiye'de ilk defa bir solar santralinin yenilenebilir enerji kredisini 10 yıllık bir kontratla dünyanın en büyük teknoloji şirketine sattık. Direkt Kaliforniya headquarter'ına. Yani önümüzdeki dönemde de bunun gibi daha katma değerli ve daha niş, daha orijinal iş modelleri bizleri bekliyor. Ve biz tüm heyecanımızla bu işleri de hayata geçirebilmek için elimizden gelen tüm çabayı ve enerjimizi buraya sarf edeceğiz. Dikkatiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Nazik sabrınız için de. Ben de bugünlük bu kadar anlatacaklarım. Daha Sayın soru başkan. Sorabiliriz. Ufuk, istersen senle devam edelim. Buyur. Teşekkür ederim başkanım. Ufuk Yaman, USENS Enerji Çözümleri. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum sizlere. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. 2010-2013 yılları arasında çeşitli uluslararası danışmanlık firmalarında, bunlar yoğunlukla rüzgar enerjisi alanında hizmet veren firmalarında çalıştım. Ardından 2014 yılında USENS Enerji Çözümleri'nin kuruluşunda görev aldım. O yıldan beri de USENS Enerji'de çalışmaya devam ediyorum. Tabii bu arada 2014 yılında da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derecesi elde ettim. USENS'ten bahsetmek gerekirse, ismimizdeki aslında açılım, SENS'in açılımı, Sustainable Energy Solutions. Burada tabii U'nun
Ufuk'tan geldiği düşünülebilir. Ama aslında o you anlamında. Yani Sustainable Energy Solutions for You diye sloganıyla yola çıktık biz. Bunu düşünerek adından anlaşılabileceği gibi kurumlar tarafından ihtiyaç olunan yenilenebilir enerji projeleri için enerji çözümlerini, mühendislik servislerini sağlamayı hedefliyoruz. Tabii bu sürdürülebilir enerji sistemleri içerisinde rüzgar, güneş, bu görselde de görebileceğiniz gibi ve depolama teknolojileri giriyor. Bugüne kadar 6 yılda ne yaptık dersek, rüzgar alanında, TÜREK kapsamında konuştuğumuz için rüzgarda 150'den fazla meteorolojik ölçüm kampanyası tamamladık ve toplamda 6000 megawatt kurulu güce karşılık gelen 80 farklı projenin üretim değerlendirmesi çalışmasını yaptık bankable standartlarda. Bunun anlamı biz veri toplama ve bunu analiz etme işleme alanında uzmanlaşmış bir mühendislik firmasıyız. Biz bir yazılım geliştirici firma değiliz. Paket yazılımlar kullanıyoruz. Ama en nihayetinde rüzgar enerjisinin verilerinin toplanması ve bundan analiz edilmesi alanında tecrübemiz var. Tabii marketin yıllardır ihtiyacı olan servislerdi bunlar süregelen dönemde. Bunun yanında proje spesifik butik çalışmalarımız da oldu. Bunlardan birini aslında bugün sizinle paylaşmak istiyorum. 2017 yılında bildiğiniz gibi ihale yapıldı, RES ihaleleri yapıldı. Bunun sonucunda eksi fiyatlar verildi rüzgar projeleri için. Bu ne demekti? Bir rüzgar santral projesi artık YEKDEM'den, sabit fiyat alım garantisinden yararlanmayacak ve kendi kendine serbest piyasada, piyasa takas fiyatını kullanarak elektrik satış yaparak bir oyuncu olacaktı. Bunun da bize gösterdiği şey aslında PTF fiyatının, piyasa takas fiyatının doğru bir şekilde tahmin edilebilmesinin gerekliliği doğdu. Tabii sadece bu 2017'de ihalede lisans almış, ön lisans almış projeler için değil, aynı zamanda YEKDEM 10 yıl süreyle destek sağladığı için herhangi bir projenin 10. yılından sonra finansal modeli yapılması gerektiğinde piyasa takas fiyatının da doğru bir şekilde tahmin edilmesi gerekiyor. Bir rüzgar projesi serbest piyasada alım garantisi olmadan nasıl finanse edilir? Bunun için önündeki en azından finansman süresince 15 yıl boyunca hangi saatte ne kadar enerji üretecek ve bu saatteki piyasadaki euro döviz cinsinden satış fiyatı ne olacak? Bu iki bilginin %100 tutarlılıkla bilinmesi gerekiyor. Bunu yaparsak aslında çok kolay RES projelerini bu şekilde finanse etmek ama bu mümkün değil. Piyasada hem elektriğin yarın enerji üretiminin ne kadar, burada panelist arkadaşlarımdan bu servisi sağlayan firmalar var. Hem yarın enerji fiyatı ne kadar olacak, bunu öngörmeye çalışan, yazılım geliştiren firmalar var. Hem yarın 24 saat sonra enerji üretimi RES santrallerinde ne kadar olacak, bunu da geliştirmeye çalışan firmalar var. Ama tabii hala yolun başındayız bu konuda. Çok yüksek tutarlılıkla %10 rakam gördüm ilk sunumda. Yani bu RES projesi için çok aslında herhangi bir projenin finansmanı için çok uygun bir belirsizlik boyutu değil. Bunu geliştiren firmalar var. Bizim alanımız bu değil, yazılım firması olmadığımız için. Dolayısıyla biz kendi çerçevemizden bu olaya nasıl bir katkı sağlayabiliriz, bu ihtiyaca nasıl bir katkı sağlayabiliriz onu düşündük. Şimdi bir rüzgar projesinde şöyle bir tablo elde ediyoruz. Biz bu en son tabloya gideceğim, sonra geri döneceğim. Şöyle bir tablo elde edebiliyoruz. Bu tabloda yılın 12 ayının herhangi bir saatinde, yani Ocak ayının 0. saatlerinin ortalamasında ne kadar enerji üreteceğimizi biz tutarlılıkla tahmin edebiliyoruz. Eğer sahada yeterli ölçüm verimiz varsa. Ama bunu piyasa takas fiyatı için yapan bir firma görmedim. Yapıldığını da görmedik biz. Ve hani bu konuda bir çalışma yapılabilir mi diye yola çıktık. Pimum EPH web sitesinde 2012 yılından itibaren piyasa takas fiyatlarını saatlik olarak çekebiliyorsunuz. Bunu hem Türk lirası hem döviz cinsinden, Amerikan doları ve euro cinsinden sağlıyor bize veri tabanı. Buradan verileri çektik. Öncelikle veri analizinin ilk adımı, yani hatalı olduğunu düşündüğümüz verileri temizledik. Bunun birinci adımında işte gazete küpürlerinden Türkiye'de yaşanmış, bu tabloda görüyorsunuz, elektrik fiyatına anlık olumsuz etki
sağlamış. Gelecekte olmasını beklemediğimiz, tabii ki olabilir ama normal olmayan veri noktalarını bulup temizledik. Ardından Time Series üzerinde de benzer bir çalışma yaptık. Birbirleriyle korelasyonunu bozan data setleri arasında veri setlerini temizledik. Sonuçta elimizde bizim boşluklar olan bir veri seti çıktı. Bunu da regresyon analiziyle tamamladık. Ve final time serimizi elde ettik. Şimdi burada farklı para birimleri için hem aylık değişim hem gün içi değişim tablolarını görüyorsunuz. Bu 7 yıllık ortalama değerler 2012-2018 arasında. Türk lirasının üzerinde yıl içerisinde bu ani değer kayıpları var biliyorsunuz. Özellikle son yıllarda bu çok belirgin. Dövize karşı TL'nin değer kaybını biz PTF fiyatı üzerinde net gördük. Dolayısıyla TL'yi değerlendirmeye alamadık. Türk lirasını bu kapsamda değerlendirmeye alamadık. Euro ve döviz dolar üzerinden giderken de bizim rest santrallerinde malzeme alımı euro ile yapılıyor. Sözleşmeler euro ile. Dolayısıyla euro biriminden veriyi değerlendirmeye aldık. Burada iki tablo paylaşıyorum sizinle. Yukarıdaki tablo aylık değişim, aşağıdaki tablo da gün içi değişim. Şimdi aylık değişimde 2016 ve 2018 yılları anormal yıllar. Bunları temizlediğimizde daha güzel bir trend elde ediyoruz, ilişki elde ediyoruz farklı yıllar arasında. Ama gün içi değişimde 2018 yılı da kalsa dahi uygun bir korelasyon var. Yani trend bütün yıllar arasında uyumlu. Temizlik yapıldı, veri sentezi yapıldı. Sonra şimdi farklı yıllar arasında dövizde de değişimler var. Yani 2012 yılında 60 euro iken piyasa takas fiyatı bugün 40 eurolar seviyesinde. Dolayısıyla bunları değerlendirebilmek için biz her yılı kendi için normalleştirdik. Normalleştirmekten kastımız da işte her yıl için bu tablo oluşturuldu. Normal euro avarajlar. Ardından o yılın average ortalama değerine bölündü ve bir etrafında dağılan bir normal elde edildi. Sonra farklı yılları birbirleri arasında kombine etmek bu şekilde mümkün oldu. Aksi halde çok anlamsız bir ortalama çıkacaktı. Bu tabloda size şu an 2012-2018 yılını denklemden çıkarttık. Çünkü çok anormal bir yıl bu her açıdan piyasalar için. O yüzden 2012 ve 2017 yılları arasında geçerli, uzun dönem geçerli diyoruz biz buna, bir tablo elde ettik. Bu tablodaki değerler ne ifade ediyor? Bu tabloda bir olarak gördüğünüz değer sizin için o yılın PTF ortalama değeridir. Bunun üzerindeki değerler, katsayılar o PTF değerini 60 euroysa 60 euroyu 1.2 ile çarptığınızda elde edeceğiniz sonuç o saatte gerçekleşmesini beklediğimiz bizim piyasa fiyatı. Gördüğünüz gibi işte sabahları kırmızı daha düşük çarpan var. Kış aylarında ve Ağustos ayında daha yüksek çarpanlar var. Tabii bu değerleri ne belirliyor? Tüketici alışkanlıkları ve mevsimsel faktörler. Yani hidroelektrik santralleri devreden çıktığında işte arz talebi karşılayamıyor ve fiyatlar artıyor. Veya işte tam tersi yazın Ağustos ayında elektriği çok fazla kullandığımızda kullanıcı, tüketiciler klimaları açtığında yine fiyatlar artıyor. Dolayısıyla bu tablo aslında mantıklı bir tablo. Sadece biz bunu değerleştirmiş olduk. Bu değerleri ne için kullanıyoruz? Nasıl kullanacağız? Konuşmamın başında belirttiğim gibi diğer tablomuz, enerji üretim tablomuz, bunun benzeri bir enerji üretim tablomuz var. Biz bu tabloyla o iki tabloyu birleştirdiğimizde, bu birleştirmeden kastında çarpma aslında. Bir çarptığımızda toplam değer, ortalama değer bizim sahamıza ait, rüzgar enerji santrali sahamıza ait piyasa takas fiyatı çarpanımız. Yani bizim santralimiz normal ortalama rakamdan ne kadar fazla üretecek veya ne kadar az üretecek bunu bulmaya çalıştık. Türkiye'de 12 farklı projede bunu uyguladık. Farklı meteorolojik ölçüm istasyonlarından alınmış verileri kullanarak. Burada %6'ya varan fark görüyoruz. Yani batıdaki bir proje, doğudaki bir proje arasından bahsetmiyorum. Komşu iller arasında bile %6'ya varan fark çıkabiliyor. Aynı proje sahasında birden fazla ölçüm yapılan senaryoda %2'ye varan fark var. Bir ölçüm istasyonunda farklı yıllar arasındaki değişim ise minimal, %1'in altında. Dolayısıyla bu iyi bir işaret. Bizim elde etmek istediğimiz bir sonuçtu. Bu elde ettiğimiz sonuçları biz nerede kullanabiliriz? Aslında burada şu an en önemli soru bu. Dediğim gibi yektem sonrası süreci modellemek için bu gerekli bir çalışma olabilir. Ama 2020 yılında şimdi yeni RES ihalesi yapılacak. Bu ihale için proje sahası seçerken
bu çalışmaya da dahil ederek seçmek akılcı olacaktır. Hangi projeyi eleyip hangi projeyle ihaleye girmeye karar verme noktasında faydalı olacak. Yine kombine üretim santrallerinde, yani RES ve GES kombine çalışacağı projelerde, beraber çalışacağı projelerde ilave edeceğiniz GES'in optimizasyonunu yaparken faydalı olacaktır. Elektrik depolama sistemi dahil edeceğinizde RES projenize yine fiyatınızı belirlerken, finansal modelde ne kadar gelir elde edeceğinizi belirlerken bu tabloyu kullanabilirsiniz. Ve YEKDEM biliyorsunuz bir maliyet oluşturuyor kamu üzerinde. Yani bu her ne kadar dağıtılsa da kamu bu maliyeti öngörüyor her sene. Diyor ki seneye YEKDEM bize bu kadar maliyeti çıkartacak. Kamu bu tabloyu kullanarak veya her proje spesifik bu çarpanı elde ederek YEKDEM maliyetini daha tutarlı hesaplayabilir. Şimdi bizim sonucumuz mükemmel değil. Tabii bu tablo elde ettiğimiz tablo kendi içerisinde %1 bir belirsizlik barındırıyor. Bu az mı? Değil, çok. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Şimdi tabii bu çalışmanın çok başındayız. Digitalization bu konuyla alakalı olduğu için burada paylaşmak istedim. Bu konuda bir literatür taraması yaptık. Elektrik fiyat tahmininde dünyada ne gibi çalışmalar yapılmış, bu makine öğrenmesi uygulamaları nasıl kullanılmış ve nasıl sonuçlar elde edilmiş. Kendimize bizim yapacağımız tahmine uygun olduğunu düşündüğümüz modeli bulduk, belirledik. Şimdi bu model üzerinde bir ön çalışma yapıyoruz. Nasıl kullanabiliriz? Veri setlerini nasıl sağlayacağız? Nasıl koşturacağız? Bu bize ne sağlayacak? Hem bir daha tutarlı bir tahmin sağlıyor olacağız piyasaya. İkincisi de biz firma içinde makine öğrenmesini anlamaya başlayacağız. Kendi içimizde bu konuda bir farkındalık yaratacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ofisimiz İzmir'de. Her zaman çay kahve bu manzarada içmeye beklerim. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Bora merhaba. Sunum merhaba. Var mı? Yok, bende sunum yok. O zaman seninle bir yapay geyik muhabbeti çevirelim. Şimdi Tarentum'dan başlayalım. Tarentum ne demek? Aklına böyle bir fikir nereden geldi? Yani bu firma ne yapıyor? Kara para aklamıyorsun sonunda değil mi? Yok, o zaman yani en azından açıklamıyoruz onu. Böyle kayıt altında bak maliyeciler olabilir. Aynen öyle. Tarentum ismi şuradan geliyor. Eski İtalya'da bir kasabanın ismi esasında Tarentum. Bu kasabanın özelliği ne? Orada birçok ünlü matematikçi var. Dönemin en ileri matematikçileri orada yer alıyorlar. Ve orada Arkitas isimli birisi var. Milattan önce 350 yılında ilk kendi kendine uçabilen cihazı inşa ediyor. Tasarımını yapıyor ve inşa ediyor. Bu da işte hem matematik, bizim yaptığımız işler tamamen yapay zeka odaklı olduğu için, bunun da temelinde matematik yattığı için bizim için güzel bir çağrışım noktası oldu açıkçası, çıkış noktası oldu. Bu ürettiği cihaz da biraz tabii şekil olarak kuşa benziyordu. Tarentum kuşu diye de bir şey çıktı ortaya böylece. Ve biz de onu logo olarak şirketimizin isminin yanına da yerleştirdik. Faaliyet alanı olarak yani. Evet, biz buradaki diğer arkadaşlardan farklı olarak direkt enerji sektörü diye çıkmadık açıkçası. Hatta tam olarak ne yapacağımızı bildiğimiz bile söylenemez en başta yola çıktığımızda. Ama yapay zeka ile ilgili bir şey yapacağımızı biliyorduk. Merkezimizi ona aldık ve bunun içinde gerekli olan şeyin çok kuvvetli bir ekip olduğunu biliyorduk açıkçası. Dolayısıyla ilk günden itibaren işte ÖSS'de derece yapmış arkadaşlar, kendi okullarında hep dereceye girmiş arkadaşlardan bir ekip oluşturduk. Şu anda 23 kişiyiz. Herhalde yıl sonuna kadar en az bir 25 oluruz diye düşünüyoruz. İTÜ Teknokent'teyiz. Yaptığımız iş nedir? Tabii bu kadar akıllı insanı bir araya getirince onları sürekli zorlayacak, engaje tutacak sorunlar bulmak zorundasınız. Biz de bir sürü farklı sektörde bilindik markalarla, isimlerle projeler yaptık. İşte Getir için talep tahminleme yaptık. Gitti gidiyor için insanlar ne demek istiyor onu anlamaya çalıştık. Bankacılık sektöründe ING ile nakit optimizasyonuna yönelik işler yaptık. Bizim temelinde yaptığımız şey biraz hani prediction yapmak, bir şeyi tahminlemek. Bunu örneklemek gerekirse esasında genelde bu tür toplantılarda hep soruyorum.
Belki sizden de bir katılım gelebilir. İki tane sorum var benim klasik sorduğum. Bir, getiri bilmeyen var mı? Bu sorulardan biri değil, tam bu kolay. Sizce getirin siparişlerini artmasını, azalmasını en çok etkileyen unsur nedir diye sorsam? Bir öneri atacak var mı ortaya? Tamam, güzel. Doğru. Konu doğru. Konuyla da alakalı olduğu için. Hava durumu en önemli şeylerden biri. Bunu biraz daha detaylaştırırsak, bizim çok düşünemediğimiz bir şey vardı. Makine öğrenmesiyle analizi yapınca gördük ki, genelde insanlar yağmur yağdığında daha çok sipariş gelir gibi bir varsayımda bulunuyorlar. Eksperlere sorsam böyle derler. Direkt yağmur değil de basınç burada en önemli şeymiş. Bir onu gördük. Bir örnek daha vereyim. Dediğim gibi bizim işimiz insanların... Nasıl bir şeyleri... basınç dediğin yani insanlar... Hava basıncı. Yüksek olunca sipariş mi veriyorlar? Evet. Hatta bunu birisi anlatırken birisi şey dedi. Ya evet, benim çok başım ağrır basıncın yüksek olduğu günlerde vesaire. Bu da benim hareketlerime yansır. Bu da onun dolaylı olarak bir göstergesiydi galiba. Gitti gidiyor da hepimiz biliyoruzdur muhtemelen. Orada bir search barı vardır. Oraya bir şey yazarsınız ve size bazı ürünler önerir. Orada kullanılan algoritma da bizim algoritmamız şu anda. Şunu sorayım. Diyelim balık yazdınız ve bunu tamamlayacaksınız. Sizce şey nedir? Onun arkasından gelecek tamamlayıcı kelime ne olur? Balık, yeme, yağı. Genelde balık yağını çocuğu olanlar söylüyor. Doğru mu biliyorum? Çocuk var mı? Yok, tamam, yanıldım. Süper, tahmin edemiyoruz. Küçükken iyi beslenememiş olanlar da oluyor. Balık etek. Erkekler muhtemelen neden bahsettiğimi bilmiyor da şöyle bir tasarımı olan balık etek. Gitti gidiyor orada. Bu bütün Türkiye'de böyle olmayabilir. Balık dediğinizde insanların aklına daha çok balık yemi veya işte balık yağı geliyor ama oraya giren insanlar balık etek daha çok aramışlar. Onların kelime haznesine göre öğrenip bunu tahminleyebildik. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse bizim yaptığımız iş bir şeyleri tahmin etmek, predict etmek. Bu sektörde, enerji sektöründe ne yapıyoruz? İki tane spesifik ürünümüz var. Bir tanesi üretim tahminlemeye yönelik. Detaylarına birazdan girebilirim belki. Rüzgar santrali yarın ne kadar üretecek, gün içinde ne kadar üretecek onu tahminliyoruz. İkincisi de predictive maintenance, yani bir türbin ne zaman bir arızaya girebilecek, ne zaman fail edebilir onu tahminlemeye çalışıyoruz. Özellikle bu kestirimci bakım, yani predictive maintenance dediğin konu şöyle çok ilginç. Hani herkes zannediyor ki dijitalleşme, yenilenebilir enerji, güneş bir arada gidiyor falan ama aslında petrol ve gaz sektöründe kestirimci bakımda çok daha büyük gelirler elde edildi. Dolayısıyla kestirimci bakım aslında oldukça geniş bir alan. Siz orada neler yapıyorsunuz? Doğru. Bizim bu sektöre de hani dedim ya, hep böyle zor problemler arıyoruz. Borusan, EnBW Enerji ile yollarımız kesişti ve çok iyi bir nevi işbirliği oldu hatta. Onlar bizim bu sektöre girmemize vesile oldu. Dolayısıyla predictive maintenance konusunun burada çok önemli olduğunu onlar vurguladılar ve rüzgar tarafından girmiş olduk. Ama şu anda aynen dediğiniz gibi Barış Bey, şey yapıyoruz. Rafinerilerle konuşmaya başladık. Çünkü ya burada temel kriter şu, demir çelikte falan da çok olabilir. Dediğiniz gibi oil and gas'in diğer unsurlarında da plansız bir şekilde arızaya girebilecek bir ekipman ciddi bir sorun teşkil ediyorsa, yani bunun replace etmesi çok zorsa, çok maliyetliyse veya öngörülemeyen üretim kaybı çok ciddi boyutlara ulaşıyorsa, predictive maintenance, kestirimci bakım orada anlamlı oluyor. Ama eğer yedek parçası zaten kolaydaysa, hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsan veya o fail ettiğinde onun yerine ikinci bir ekipmanı devreye sokabiliyorsan, belki de hani ilk uygulanacak alan orası olmayabilir. O yüzden dediğiniz gibi petrol sektöründe bunun çok örnekleri var. Biz rüzgardan girdik, şimdi biraz dediğim gibi rafineri tarafına dokunuyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş ilerleyebiliriz diye düşünüyoruz. Şirket sırrı olabilir ama belki sormakta beis görmüyorum. Rüzgarda bakımı öne almaya sebebiyet verecek önemli faktörler var mı kafanda? Vallahi direkt kafamda var diyemem, demeyeyim hatta. Söylemesen de olur yani, şirket sırrı olacağı için. Yok yok, yani çok şirket sırrından ziyade bu şeyde hep, yani sürekli gelişme aşamasında, ama şunu görüyoruz. Yani şimdi şeyi biliyoruz herkes.
bazı dönemlerde işte santralin daha çok üretim yaptığını, bazı dönemlerde daha az yaptığını biliyoruz. Bizim sistem biraz şöyle çalışıyor. Niye makine öğrenmesi burada anlamlı? Belki biraz ondan da bahsedebilirim. Soruya dolaylı bir cevap olacak ama temel olarak iki yaklaşımla bu kestirmeci bakıma yaklaşıyoruz biz. Supervised ve unsupervised denir işte. Destekli ve desteksiz eğitim diye de belki çevirebiliriz. İlki, biz bir türbinin normal çalışma şartlarını modellemeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki avantaj şu, bir türbin vaktinin %95'inde zaten normal çalışıyor. Arıza olan dönemlerin şeyi sayısı çok az. Dolayısıyla veri çok daha yüksek normal çalışma şartları için. Kullandığımız yöntemlerle normal yüzlerce parametrenin, makine öğrenmesi burada devreye giriyor. Yani bir insanın tahayyül edemeyeceği sayıda parametre burada söz konusu, operasyonu etkiliyor. Onların normal çalışma bantlarını tahminliyoruz ve bunun dışına bir şey çıkmaya başladığı zaman bir uyarı veriyoruz. Bu uyarıyı ne kadar erken verebilirsek ona göre sizin dediğiniz gibi burada çok emin değilim ama beklemeyeyim, hazır şu aralar üretimim düşükken geleyim bir durdurayım bakayım gibi kararları verebiliyorsunuz. İkincisi de şu şekilde oluyor. Arızaları öğreniyoruz. Hani makine öğrenmesinin ismini de bizzat kullanmış olalım. Arızayı, durumları öğreniyoruz. O arızaya gelene kadar ki geçmiş döneme bakıyoruz. Hangi parametreler nasıl değişiklik göstermiş? Onu gözlemleyip, aa tamam bunlar olursa böyle bir arıza var diye eğitiyoruz bizim modelleri. Benzer kıpırdanmaları normal operasyon sırasında görüyorsa, belki bir operatörün takip edemeyeceği detaydaki kıpırdamaları bile görüp yine bir uyarı sinyali çıkartıyoruz. Yine bu işte planlamayı vesaireyi, bakım planını değiştirmeye sebep olabiliyor. Aslında sizin yaptığınız şöyle çok ilginç diğerlerine baktığımızda. Bazıları direkt cash yani nakit ve fiyat tahmin etmeye çalışırken siz daha çok değeri düzeltici diğer formasyonları tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Doğru. Değil mi? Direkt para üzerinde değil yani bunlar bir değer anlamında. Doğru. Peki bu kadar veri, bayağı bir veriyle beslemek gerekiyor bu sistem. Verilere kolay ulaşabiliyor musun? Hem evet hem hayır. Şöyle ki bir kere bu dijitalleşmenin önemli, yani herhangi bir piyasanın, herhangi bir işin dijitalleşmesine baktığınızda zaten çeşitli aşamaları var. Buradaki hani diğer arkadaşlar da bahsetti. Verinin toplanması, temizlenmesi, valide edilmesi gibi ciddi şeyler var. O yüzden buradaki firmalarla işbirliği halinde bu sektörün gelişmesi bizim için acayip anlamlı oluyor. Oralarda veri temizlemeyle vesaireyle ne kadar az vakit harcanırsa bizim üretebileceğimiz analitik değer o kadar kıymetli oluyor açıkçası. Şöyle bahsedeyim, rüzgar üretim tahmini tarafında burada hem bizim başka yerlerden aldığımız veriler var hem de müşteriden aldığımız veriler var. Belki oradaki çözümü de biraz daha detaylı anlatmakta fayda var. Daha anlamlı olsun diye. Biz şöyle yapıyoruz üretim tahmini yaparken. Burada tabii ki hava tahmini en önemli unsurlardan birisi. Hatta bu konunun bu kadar zor olmasındaki belki de en büyük sebep hava tahmini, çok kaotik sistemleri bir şekilde tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Biz burada bayağı bir gezindik, baktık, ettik. Düzgün hava tahmini olduğuna, bizim istediğimiz seviyede hava tahmini yapan veya bunu uygun bir şekilde sağlayabilecek yapılar çok bulamadık açıkçası. O yüzden İTÜ Teknokent'te olmanın da bir avantajı var. En iyi meteoroloji departmanı zaten Türkiye'de iki tane var. En iyisi de şeyde, İTÜ'de. Oradan bir arkadaşı, hatta iki kişiyi ekibimize dahil ettik. Oradaki hocalarla sürekli çalışarak da, dirsek temasında bulunarak da kendimiz içimizde bulutta bayağı yüksek montanlı makineler çalıştırarak hava tahminleri üretiyoruz. Her gün için, hatta günde birkaç kere. Bunun için bazı verileri yurt dışından alıyoruz. Orada çok bir sıkıntı yok. O standartize olmuş şeyler var. Ondan sonra bu çıkan hava tahminlerini işte farklı makine öğrenmesi yöntemleri kullanarak farklı aşamalarda türbin bazında üretim tahmini seviyesine getiriyoruz. Daha sonra işte bir sahada 30 türbinin varsa onu saha seviyesinde agrege ediyoruz. Ondan sonra da esas belki enteresan nokta şu. Normalde bu işi iyi yapan firmalar, bu işe gerçekten efor harcayan firmalar, Borusan, MBV gibi birden fazla tahminciden tahmin alıyorlar. Bize onları da sağlıyorlar. O tahmincilerin tahminlerini de alıp
her gün, her saat, her saha için daha doğru olabilecek nihai bir tahmin çıkarıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte istediğimiz veriler, SCADA verileri gibi şeyler veya diğer tahmincilerin verilerini almakta çok ciddi bir sıkıntımız yok. Bunu halledebiliyoruz. Her geçen gün işte müşterilerin işini kolaylaştırmak için burada validasyonları falan otomatikleştiren işler de yapabiliyoruz. Ama sonunda ortaya çıkan değer gerçekten çok yüksek. Çünkü en büyük sıkıntısı şu oluyor firmaların. Ben 3 tane firmadan tahmin alıyorum da hangisini ne zaman kullanayım bilemiyorum diyorlar. Bazılarının yüksek rüzgarlı havalarda iyi tahmin yaptığını, bazılarının düşük rüzgarlı havalarda iyi tahmin yaptığını biliyorlar da bunu biraz böyle gut feeling dediğimiz şekilde yönetiyorlar. Biz bunu çok daha formüle edip otomatikleştirdik esasında ve ciddi faydasını da görüyoruz. Çalıştığımız santrallerde. Kestirimci bakım tarafında yine SCADA verileriyle yaptığımız bir sürü iş var. Orada çok dert yok. Yine o verileri alabiliyoruz. Ama vibrasyon verisi ciddi bir sıkıntı. Yani burada türbün sağlayıcıları bir şekilde o veriyi paylaşmaya çok yanaşmıyorlar. Muhtemelen onların da bazı finansal şeyleri var. Operatörler de yani bizim müşterilerimiz de o veriyi alamamaktan esasında şikayet ediyorlar. Ama orada yavaş yavaş bu işlerin önü açılıyor. Bilmiyorum regülasyon vesaire gibi şeyler bunu mümkün kılabilir mi? Belki o tür şeyler düşünülebilir ama ciddi bir değer var. Bu değerden faydalanmak için hakikaten biraz daha bu yolun açılması gerekiyor. Evet. Açıkçası genç arkadaşlar var. Hala bu saate kadar direnmiş. Sen bu sektörde makine öğrenmesi alanında bu genç arkadaşlara ne tavsiye edersin? Genç arkadaşlardan önce bence bizim sektör olarak kendimize biraz bakmamızda fayda var. Ona geleceğim ikinci turda. Tamam. Evet, söyle söyle. Genç arkadaşlar o zaman ya şöyle diyebilirim. Hakikaten bunu içeride de konuşuyorduk. Belki biraz o yüzden direkt aklıma bu geliyor ama hemen ortaya çıkıp ben data scientist'im işte en iyi makine öğrenmesi yöntemlerini kullanıyorum falan diye çıkmak yerine hakikaten ortalıkta dönülen kodların üzerine bir şeyler geliştirmeye çalışıp kendinizi biraz daha geliştirip ve kanıtlayın açıkçası. Yani bize çok başvuru geliyor tahmin edebileceğiniz gibi. Ve burada bizim tercih ettiğimiz kişiler hazır library'leri kullanarak bir şey yapmışlar değil de bunların üzerine kendileri bir şey ekleyip bir değer üretmişse, spesifik bir soruna hakikaten somut çözüm bulabilmişse bu bir proje bazlı da olabilir, hobi gibi de olabilir. Biz bu tip arkadaşları tercih ediyoruz çünkü gerçekten kafa yorup bizim firmamıza ve müşterilerimize değer katacak kişiler genelde bunlar oluyor. Şu anda ne yazık ki çok yaygın bir şey. Herkes ben data scientist'im diye ortaya çıkıyor ama gerçek bir data scientist olmak gerçekten o kadar kolay değil. CV'de bir GitHub account olması pozitif bir şey mi? Onu paylaşıyor olmaları bence güzel. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Biz de girip bakıyoruz. Oradan tabii onu düşünüyorlar mı bilmiyorum ama eğer GitHub hesabı falan koyacaksanız oraya koyduğunuz kod örneklerinin gerçekten çok temiz olması, dokümantasyonunun vesairesinin inline commentlerin çok olması gibi gibi biz de o fırsatı bulduk mu o detaylara bakıyoruz tabii. Ben hesabı kapatayım hemen. Ben sizinkinin o kadar kötü olacağını şimdi düşünmüyorum. Sorusu olanlar varsa sorularını hazırlasınlar. Bu arada ben de süresini daha az kullanmış olan Önder ve Juan'a iki soru sorayım. Arkadaşlar 15 dakikayı tamamlattırdık ama iki arkadaş 8-8,5 dakika gibi konuştular. Ya bu iş biraz Önder garip bir yere gitmiyor mu ya? Ya resmen hava durumu fiyatlıyoruz. Yani iş elektrik fiyatından çıktı, marjinal fiyat, hava durumu fiyatlıyoruz. Bu yüzden mi dijitalleşme bu kadar önemli oldu? Çünkü bu hava durumu bu kadar kaotik bir şey olduğu için mi? Belki Bora'nın arkasından bunu söylüyoruz ama. Bu arada sorusu olanlar sorularını sorabilirler. Ama sorduğunuz soru eve gitmenizi geciktirecek. Vaktinizi alacak. Etrafınızdakiler size kötü gözle bakacak. Ona göre sorularını sor. Şimdi bu soruyu 2010 yılında bana sormuş olsaydınız ya o kadar önemli değil derdim size açıkçası. 2010 yılında işte 2011 yılında bir yine böyle büyük bir Alman enerji firmasında ben ticaret müdürlüğü yapıyordum ve o dönemde Almanya'dan gelen bir risk komitesi diyelim. Fiyatları nasıl tahminlemeye çalıştığımızı konuşurken nasıl yani hiç rüzgarı, güneşi hem kısa vade için hem uzun vade için dikkate almıyor musunuz diye oldukça şaşırmıştı. Çünkü o dönemde Türkiye'deki rüzgar kurulu gücü %0.5 gibi bir şeydi yani çok çok azdı ve
tamamen ihmal edilebilir bir miktardaydı. Şimdi aslında birkaç şeyden bahsediyoruz. Birincisi, fiyatları tahmin etmek demek çok farklı dönemlere ait farklı dinamikler içerebilir. Mesela az önce Ufuk Bey bahsetti, işte kendileri anladığım kadarıyla bir geçmiş önlük profilleme yapıp bunu uzun vadeli projeksiyona yaymaya çalışıyorlar. Ama tabii burada 2 yıl önceki Türkiye ya da herhangi bir piyasadaki üretim formu aynı değil. Yani düşünün bir yerde işte Alman enerji piyasasına bakın, fiyatın en yüksek olduğu saatlerde yani gündüz saatlerinde artık fiyatın en düşük olduğu fiyatlar çıkıyor. Niye? O kadar çok güneş santrali üretimi var ki. Şimdi siz bunu öngöremezsiniz. Geçmiş yıllara bakarsanız o saatler tamamen yanlış öngörülecek. Dolayısıyla burada aslında fundamental bir yapıyla dikkate almak gerekiyor. Yani rüzgar hızının bir birim artışı Türkiye elektrik fiyatları ne kadar artacak? Bu uzun vadede. Aynı şekilde kısa vadede bizim oldukça içinde olduğumuz bir konu. 1-2 saat içerisinde elinizde fazla elektrik olduğunu düşünüyorsunuz. Bir kere bu da bir varsayım. Düşündüğünüz bu elinizde fazla olan elektriği bir fiyattan satmaya çalışıyorsunuz. Ama bu fiyatın da tam da sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretiminin sonucuna bağlı bir şey olduğunu da biliyorsunuz. Dolayısıyla sadece kendi santralinizin değil, o anda Türkiye'deki talebi karşılayacak üretim formunun nasıl olacağını da kestirip buna göre bir karar vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla konu aslında gerçekten gittikçe artan önemde, tek bu değil tabii ki ama gittikçe artan önemde hava durumunu tahmin etmeye, hava durumunu daha iyi analiz etmeye ve bunun üretim olan etkisini analiz etmeye. Çünkü şöyle bir ilişki yok. Yani hava durumunun rüzgar hızı bir birim arttığı zaman işte elektrik fiyatı şöyle değişir diye bir şey yok. Orada da kompleks bir ilişki var. Hem hava durumunu hem de bu kompleks ilişkiyi öngörmeniz gerekiyor. Bu kısa vadede, uzun vadede aynen bahsettiğim gibi hava durumunu nasıl etkileyeceğini tahmin edeceksiniz. Bir de elektrik piyasasında bulunan santrallerin ne kadar gireceğini, yani fundamental olarak yapının nasıl değişeceğini öngörmeniz gerekiyor, diyor. Şimdi çok ilginç bir makale vardı. Çin'de endüstriyel bölgelerdeki fırtınaların bir döngüsü var mı diye American Academy of Science'da yayınlandı. Çok ilgimi çekti gerçekten de. Ya endüstriyel tesislerin hava durumu üzerine döngüsel etkisinin olup olmayacağı. Çünkü bunlar çalışıyor 5 gün 2 gün duruyor. 5 gün çalışıyor 2 gün duruyor. Ya yani Türkiye'de bakalım dedik. Türkiye'de böyle bir etki var mı? Özellikle aslında Bandırma bölgesine bakamadım. Çünkü o bölgede şey var. Hikayesi şu. Onlar bir sürü su buharı havaya atıyorlar. Endüstriyel tesisler. Bundan dolayı yansıma oluyor. Güneş ışınları tam yansıyamıyor. Hafta sonu bu tesisler kapandığı için güneş ışınları tam vuruyor. Pazartesi tekrar buhar attıkları zaman ısı farkı oluşturuyorlar. Türkiye'de rüzgar santrallerinde üretimde böyle bir şey var mı diye Python'la tüm data setine baktık. Pazartesi öğleden sonra saat 16 ile 19-20 arası, özellikle bazen 14'te başlıyor güne bağlı olarak. Türkiye'de ortalama rüzgar üretimi bu saatlerde iki standart sapma farklılaşıyor. Yani inanılmaz bir şekilde bu etkinin bir benzeri, bilimsel makaleden baktık. Türkiye'de de pazartesi öğleden sonra bakıyor. Ben hatta birkaç defa insanlara örnek vermiyorum, kafa geçtiler. Fenerbahçe'nin gol atma oranı falan işte rüzgarın hızına bağlı falan diye. Bir açtık, o pazartesiye baktık, gerçekten öğleden sonra yükseliyor diye. Hava durumu o kadar kompleks bir şey ki belki endüstriyel tesislerden de etkileniyor. Ve açıkçası onun bildiğimiz kadarıyla Romalardan kalan bir Sezar takvimiyle de çok da alakası olmayabiliyor. Juan, I will ask you a question. Juan'a şunu soracağım. O kadar çok rüzgar konusunda tahmin şirketi var ki. Peki ileride bunlar birbirinden nasıl farklılaşacak? Nasıl bir farklılaşma öngörüyorsun? Çünkü aslında herkes sonunda benzer algoritmalar, benzer yazılımlar, benzer ara birimler kullanıyor. Piyasa ihtiyacı da benzer şekilde. Sizin ürününüzün nasıl farklılaşacak teknoloji anlamında önümüzdeki 5 yılda sence bu iş nereye gidiyor? Canlı yayın gibi oldu. Hani konuşuyoruz karşıda. Telefonla bağlandı Kuan'a. Gelecek hakkında konuşacak olursak, özellikle tahmin konusunda, evet kesinlikle ilerleyecektir. Ve gerçek zamanlı verileri toplamak,
zaten bence başlangıç açısından elimizdeki en önemli nokta ve anladığım kadarıyla bu tür tekniklerden bu tür tahmin modelleri çok farklılaşabiliyor ve onların kombinasyonu iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Özellikle de biz hava ve iklimi ele alırsak gerçekten bizim sonuçlarımızı iyileştirilebiliyor. Ve herhangi bir rüzgar santralinde ne olduğunu bilmek çok önemli. Çok ani değişiklikler olabilir. Bakım açısından sıkıntılar yaşanabilir. Birden problemler yaşayabiliriz. İşte bu yüzden tahmin tekniklerini geliştirmek, ilerleyebilmek, özellikle de yenilenebilir enerji alanında güvenilirliği arttırmak, gerçek zamanlı izlemenin sonuçlarını bence oldukça kritik. Ve yine biliyoruz ki elimizdeki... Peki burada belirli sınırlılıklarımız var mı bu modellerde? Temel limitler var mı? It's very technical, isn't it? Adam şimdi misafir, zor soru da sormamak lazım. Well, it's not an easy... Evet, çok zor bir soru gerçekten. Cevap vermek çok zor. Tahminlerin de tabii ki belirli sınırlılıkları var. Buradaki kimse %100 doğrulukla bir tahmin yapabileceğini zaten söyleyemez diye düşünüyorum. Evet, sanırım cevabımı tekrarlayacağım. Çünkü biz ne kadar gerçek zamanlı veri elde edebilirsek elimizde o kadar iyi tahminlerimiz olacaktır ve daha da doğru tahmin oranları elde edebiliriz belki de bu sayede. Tahmin konusunda bence teknoloji enstitülerine de güvenmemiz gerekiyor. Çünkü onlar bize modelleme sağlayacaktır ve belki de iklim konusunda çok iyi sonuçlar sağlayacaklar. Direnen arkadaşlar var, iki tane, evet. Bak. Yok, önce oradan bak, bayandan bak. Kime sorduğunda söylersen. Öncelikle kendimi bir tanıtayım. İsmim Ayşe Rüşen Türk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. İngilizce konuşan beyefendiyle ilgili olarak Türkiye'de ben şöyle bir eksiklik görüyorum. Juan. Türkiye'de şöyle bir eksiklik görüyorum. Herkes bir tahmin yapmaya çalışıyor ama kimse gerçek veriyi toplamaya çalışmıyor. Tezim için bir firmadan bir veri istediğimde dönüş alamıyorum. Üniversite için kullanacağım diyorum. En son olarak da soruyu Bora Bey'e iletmek istiyorum. Bu kullandığınız yazılımlarda, yaptığınız tahminlerde, makine mühendisi olduğum için daha çok bu tarafıyla ilgileniyorum. Kullandığınız tahminlerde gerçek dataları çekebilme gibi bir şansınız oluyor mu ve yaptığınız tahminlerle ilgili olarak bunları karşılıklı olarak tekrardan bakma şansınız oluyor mu? Hani machine learning'in bu tarafında neredesiniz? Evet, neredesiniz Bora Bey? Bir dakika dur. Diğer soruyu da alalım. Kaç öğrenci arkadaş var? Parmaklarını kaldırsınlar şöyle. Hani olgun öğrenciler de olabilir. Var mı aramızda olgun öğrenciler? Ha, tamam, okey. Soruyu alalım. Kime soracak? Furkan Bilal Aküz, Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Aslında genel bir soru olacak. Öğrenmek istediğim şey şu, elektrik alanında C++ tarzı dillerin etkili olduğunu söylüyorlar. Denetleme alanında da Python dillerinin. Siz yaptığınız programlarda hangi dilleri kullandınız? Bu tarz şeylerde ne önerirsiniz? COBOL falan deyin, çocukların hayatı kararsın. Tamam, bak, hangi programlama dilleri? Sorular geldi, ne verileri nereden buluyorsunuz? Hani Bora Bey'e özel bir soru geldi. Üzerine şöyle yapalım. Bu soruları cevaplayabileceğiniz ki programlama dili önerisi tek tek hızlıca alayım. Hangisi? Biz iki kullanıyoruz. İki teknoloji. Bir genelde Microsoft teknolojisini kullanıyoruz, teknolojilerini. Ama gerçek zamanlı veri işlemek için daha çok açık kaynak kodlu, işte özellikle memoriye erişebilmesi kolay olabilecek veri tabanı dilleri kullanıyoruz. Argo, siz hangi dilleri kullanıyorsunuz kurumda? Bir de farklı diller kullanılıyor. Python var.
C# var, C++ var. R'ın da nispeten kullanıldığı yerler var ama Python ve C++ ağırlıklı gidiyor. Ufuk, siz hangi dilleri kullanıyorsunuz? Biz konuşmamda da belirtmiştim, yazılım firması değiliz. Ama farklı paket yazılımlar arasındaki iletişimi sağlamak ve süreçleri hızlandırmak için Excel VBA kullanıyoruz. Yani makro kullanıyoruz. Bu kadar. Bu arada hem soruya cevap ver hem de programlama dili. Tamam. Programlama dili olarak bizde makine öğrenmesi daha çok genel olarak Python var. Bazı şeylerde R devreye giriyor. Bence buradaki meziyetlerden bir tanesi de neyi nerede kullanacağını iyi bilebilmek esasında. Hele bir ürün çıkartırken, hatta bizim software ekibiyle çok konuştuğumuz bir şey, bazı şeyleri Python'da yapmak çok uzun sürüyor. O yüzden onu Node.js'de yapalım gibi içeride bayağı şeyler dönüyor. Tartışmalar dönebiliyor. Soruya da cevap vereyim. Zaten bizim gerçekleşen üretimi, gerçek değerleri görmüyor olsak başarımızı ölçemeyiz. Biz kesinlikle alıyoruz müşterilerimizden, mümkünse belki de başka kaynaklardan gerçekleşen verileri alıyoruz. Gerçek hava durumunu bir yerden alıyoruz, ölçümlerini alıyoruz. Yardımcı olabilirsek de sonrasında konuşalım. Bizim ekipten başka arkadaşlar da var. Bir katkımız olabilirse yardımcı olmaya çalışırız. Tabii data güvenliği falan gibi gizli bir şeyler var ama en azından yol yordam anlamında ne olabileceğini belki paylaşabiliriz. Bir el atın, tezini halledelim hemen şurada yani. Ben tezimi neredeyse bitirmek üzereyim. Tamam. Artık ihtiyacım yok. Tamam. Başka bir şey ekleyeceğim. Bir de 2002 senesinde başladığımızı söylüyoruz ki 2000 senesinde işletmeye alınan santrallerimiz var bizim. 96'da var galiba. Yani 96 civarına kadar gidiyoruz. Şunu soracağım. 2002'den itibaren konuşmaya devam ediyoruz ve ben tezimde yaşam döngüsü değerlendirmesi gibi bir şeyi yazıyorum diyelim. Buradaki geri dönüşüm sürecinde Türkiye'de herhangi bir atılım var mı? Literatür rüzgar santrallerinin yararlı ömrünü 20 sene öngörüyor. Evet. Belki 30 sene kullanılabiliyor gibi şeyler söylüyor. Hani daha sonrasında büyük bir ihtimalle temeller sabit kalıyor, rüzgar kuleleri yükseliyor gibi devam ediyor hikayeler. Peki Türkiye olarak geri dönüşüm noktasında neredeyiz? Ya da düşünmeye başladık mı? İlk kurulan santralimiz açısından seneye teslim var. Yok, ilk kurulan santrallerden biri zaten şu an itibariyle çalışmıyor. Bir tanesi dedim. Yani benim ilgilendiğim. Çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Fakat bu geri dönüşüm konusu bizim gündemimizde var ama ülkenin gündeminde yok, diğerlerinin gündeminde yok. Çünkü santralle ilgili fiili bir problem oluyor o zaman, yani ne yapacağız bunu diye. Tabii yerine yenisi konulacak. Yani hani en hızlısı bu. İçindeki parçalar nasıl geri dönüşüm yapılacak? Bu çok daha teknik bir konu. Ama şöyle bir şey yapalım. Hemen konuşmacılar için buradayız. Onlara bir ikişer dakika daha söz hakkı verelim. Söz hakkı vermeden önce onlara da bir soru soralım. Ya bu iş nereye gidiyor? Gerçekten de hani bir de ikincisi burada değer nerede? Yani şurada 2-3 arkadaş toplansak, bir Python kod yazsak, bir de güzel bir interface yazsak, biz de makine öğrenmesi, işte yapay zekacıyız diye çıksak, enerji sektörüne bir değer üretme şansımız var mı? Bu değeri üretmek için dijitalleşmede nereye yatırım yapmak lazım? Her birinizin ikişer dakikası başladı. İkinci dakikada alırım sözü. Tamamdır. Yani sunumda aslında gösterdim. Bu birbirini etkileyen böyle bir sürü bir data akışı var aslında. Böyle işte bir yerden veri alacaksınız, farklı yerlerden onları birleştireceksiniz, karar vereceksiniz. Bir sürü yerle konuşuyorsunuz. Bence değer yaratabilirsiniz. Yani kesinlikle datanın availability önemli. Çok güzel bence bir soru. Çünkü biz mesela tam yazılım olarak orada da oturuyoruz. Nasıl oturuyoruz? Çalıştığımız birçok rüzgar santrali şirketinin o şirketlere hizmet vermek isteyen tamir şirketlerinin arasındaki köprü görevini de görüyoruz. O her şirket gidip her santrale cihaz mı takacak ya da o SCADA erişim yapacak? Çok saçma bir şey. Yani çok böyle verimsiz bir yapı olurdu. Birileri o köprü görevini görmesi lazım. Biz o görevi görüyoruz. Hatta ben gerçekten şunu da çok istiyorum. İleriki yıllarda bizim platform üzerinden bir takım API'ler açıp hem rüzgar tahmini hem de gün içi piyasalarında otomasyon sağlayacak bir takım algoritmaların özellikle algoritmik kısımlarına odaklanacak mekanizmalar gelişimi. Bir platforma dönüştürmek istiyorum yapıyı. Böylece insanlar işin ne diyelim hamaliyesiyle uğraşmasınlar. Sadece veriyi alabilsinler, üzerine çalışabilsinler ve bir değer yaratmaya çalışsınlar. Birilerinin o platform hizmeti sunmuyor olması lazım.
Biz tam olarak da bunu sunuyoruz. Yani algoritma dükkanından evet. Belirli algoritma olarak, plugin olarak entegre edip aynen öyle. Yönettikleri yeni data koyuyor platforma. Evet. Buna bayağı yaklaştık bu arada. Yaptığımız bir pilot uygulama da var. Buradan hemen sicil. Well, okay. Evet, katılıyorum. Gerçekten şu an iyi bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. 10 yıl öncesine baktığımız zaman çok çok zor bir süreçti. Gerçek zamanlı veri almak, güvenilir veri almak, ama şimdi çok büyük bir problem değil. Bence çözdük bir problemi. Şimdi elimizde bir teknoloji var. Verileri toplayabiliyoruz. Terabaytlarca veriler var elimizde ve dijitalizasyon sayesinde ve son yıllarda yazılımdaki gelişmeler sayesinde otomatizasyon yapabiliyoruz ve çok kompleks, çok karışık algoritmalardan bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bence endüstrinin bilgisi, onlardan alacağımız bilgi bizim için çok çok değerli. Bizim 3 problemimiz çözüldü ve bunlarla birlikte, bunların çözümüyle birlikte de yeni araçlar geliştirerek daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Yani değer yaratmak aslında çok güzel bir soru. Şöyle, yani biz değer yaratmak için bir habitat yaratmak gerektiğini düşünüyoruz. Yani birden çok komponent bir araya getirip bunları harmonize edip günün sonunda değeri ortaya çıkarmak. Yani işte dijital santral yönetim kapsamına örnek vereyim. İşte IT ve teknolojiyi, piyasa know-how'ını, piyasa dizaynını, trading know-how'ını ve finansal know-how'ı bir araya getirip santral sahibine bir garanti fiyat verip ve ekstra performans yaratıp tüm yükünü üstünden alıp bir değer yaratıyorsunuz. Yani birden çok şeyi bir araya getiriyorsunuz, somut bir soruna cevap veriyorsunuz ve bunları da harmonize bir şekilde geliştirerek uygulayabiliyorsanız değer çıkıyor, yoksa çıkmıyor. Ya da işte yektemi biten bir renewable santral için 5 yıllık bir renewable corporate PPA dizaynını, bunu nasıl yapacağını, uluslararası oyunculardan burada kimin oyuna girebileceğini, uluslararası know-how'ın ama oradaki uluslararası oyuncuların rigid duruşunun Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla ve buradaki somut problemle nasıl birbiriyle konuşabileceğini köprü görevi görüp bu ikisini harmanlayıp somut bir iş modeline dökebiliyorsanız ortaya değer dediğimiz şey çıkıyor aslında. Evet, ya aslında biraz şuna benziyor. Yani bence şöyle bir şeye benziyor. 1900'lerin başında asıl olan sistemdeki tüm fiziksel varlıkları entegre edebilmekti. Sanırım şimdi o fiziksel varlıkların verilerini entegre edebilen data ve elektrik platformları oluşturmak esas. Yani gene pooling yapıp datayı bu sefer pool. Eskiden elektrik santralleri üretimleri pool, yani havuzlamak evet. vardı. Şimdi veriyi de bu havuzun içine katarak daha katlamak gibi bir şey oluyor herhalde. Aynen, veriyi de günlük Argo hayatın içine katıyor. Başta söyleyecektim. Ben de seninkinden çaldım zaten. Buyur. Tabii herkes veriyi işleme üzerine konuşuyor. Ben bir de verinin toplama kısmını dan bahsetmek istiyorum. Aa, donanım tarafından. Donanım veya işte orada sağlanan servis, teknik servis bakımından. Şimdi normalde Batı'da, Avrupa'da bu işler teknisyen seviyesinde yapılıyor. Yani veriyi teknisyen toplar, işte mühendis de analiz eder. Ama maalesef Türkiye'de bizim o ara personel kabiliyetinde ve sayısında yetersizliğimiz olduğu için siz daha size gelen veride bir %5-6 belirsizlikle başlıyorsunuz yola. Ve yaptığınız analizin sonucunda tahmin de dolayısıyla diyorsunuz %10 saptı. Halbuki bu sizden kaynaklanmıyor da olabilir. Bu hatalar sizden kaynaklanmıyor da olabilir. Dolayısıyla veriyi toplayan ekibi de iyi seçmek, iyi belirlemek gerekiyor. İkinci konu da şimdi bu tahminlerle ilgili benim önümdeki işte literatür bakarken, haberleri okurken DeepMind herkes biliyor. İşte 5 kişilik StarCraft ekibini ikide yenen, dünyanın en büyük ekibini yenebilen bir yazılım. Yani orada öğreniyor, oyun dünyasını kavruyor, bir strateji geliştiriyor ve insanı yeniyor. Ama aynı Google firmasına ait enerji üretim tahmin yazılımı %10 hata yapıyor 24 saat sonrası için.
Demek ki burada da aslında bu iş sadece veriyi aldım, işledim herhangi bir veri gibi değerlendirmemek gerekiyor rüzgar enerjisi sektöründe. Veriyi doğru paketlemek, doğru sınıflandırmak ve yazılıma doğru şekilde verebilmek gerekiyor. Bunun için de yazılım firmalarının sizler gibi enerji sektörü, rüzgar enerjisi sektöründe uzmanlaşmış teknik danışmanlarla beraber kolaboratif bir şekilde bu paketleri, ürünleri geliştirmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu ara sana gelmeden önce ben bir tecrübemi söyleyeyim. Ben elektrik, elektronik mühendisliğini Boğaziçi'nde okudum, yurt dışında okudum. Sonra da ODTÜ'de araştırma görevliliği yaptım. Üç mühendislik formasyonunda şöyle bir fark gördüm. Türkiye'de veri verilir ve sonuç alınır ve sonuç odur. Buldum, buldum, bulmadın çizerler. Yurt dışında sınav sorusu şöyle gelir. Şu parçalarda %5 oranında ölçüm hataları olduğu varsayıldığında sisteminizin %10 hatayla çalışması için nasıl bir sistem tasarlamanız gerekir diye. Yani sistem tasarımının içerisindeki hata kabuldür. Ama Türkiye'de hata çok kötü bir şey olduğundan işte hatalı sistem yanlış bir şeydir. Hayır, ama hayatımız hata dolu, veri hata dolu, sistem hata dolu, model hata dolu. Ve işin çok daha ilginci, ben bir şey fark ettim. Yıllarca model yaptım, tekrar model yapıyorum. Benim model vaktimin %90'ı veriyle geçiyor. Ben bunu kabullendim. Herkesin de öyleymiş. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da öyle. Yaklaşık 6 ay veri üzerine çalışıyorlar. Pek çok modelci arkadaşla bir araya geldiğimizde adamlar ya veri yok, o yok, bu yok. Ya zaten veri üzerinde çalışman gerekiyor. Modellemenin en önemli parçası %90'ı veri zaten. Veri düzelecek ki ondan sonra algoritmaya sokmakta bir şey yok. Onu biz de yapıyoruz. Ama uzmanın veriye bakışıyla bir dışarıdan adamın veriye bakışı farklı oluyor. Uzman olmayan şöyle düşünüyor. Yanlış veri diyor. Bir gün başımıza bir şey geldi. Enerji verileri yayınlıyoruz. Bir tane hoca geldi. Üst düzeyde bir hoca. Az buz da değil. Dedi veriniz yanlış dedi. Neden dedim? Bu dip yapamaz dedi. Hocam nereden biliyorsunuz dedik. İyi de bir üniversitedendi. Bak onu da söyleyeyim. Bir defa dedi o trendi takip etmiyor. Böyle küt diye düşmüş dedi. Hocam Kurban Bayramı'nın ikinci günü olabilir mi acaba dedik. 12'de falan dedi. Ya de elektrik talebi her sene Kurban Bayramı'nın ikinci günü en dibe düşüyor dedi. Ya öyle mi dedi. Evet dedik. Bak gösterelim dedik. Yılları açtık falan gösterdik. Bir anda yanlış veri, önemli veri oldu. Bunlar çok önemli. Arada veri de hata demeden önce verinin gerçekten ne olduğunu anlayabilmek önemli oluyor. Burada Bora'ya biraz zaman kazandırmış oldum artık. Son sözü de sen söyle, kapatalım. Tamam, peki. Soru şeydi galiba, nereye gidiyor, nereye odaklanılmalı diye başlamıştı. Ben 5 sene sonra senin şirketine bir çalışan olarak başvurmak istemiyorum. Şimdi ben de yaş geçti değil. Ben artık SGK'da emeklilik bekliyorum ama farz et biraz genciz. Hangi konulara 3-5 sene çalışayım ki bir şansım olsun? Şimdi bence bu sektörde ne faydalı olacak deyip herkesin bir alana, herkesin şey yapmasından ziyade buradaki paydaşlarında ve burada olmayan sektörde, zincirde önemli bir sürü alan var. Bence bizim hatamız genelde şu oluyor. Bunda piyasanın taleplerinin de etkisi var. Çünkü müşteri geldiğinde abi her şeyi sen yap gibi bir yaklaşımı oluyor. Bu yüzden istediğimiz specialization'ı yapamıyoruz. Yani biz uzmanlaşmayı, teşekkür ederim, istediğimiz uzmanlaşmaya yakalayamıyoruz açıkçası ülke olarak. Biz mesela işte bir şeyleri predict etmeye, tahmin etmeye, bu üretim tahmini veya kestirimci bakımda işte ne zaman arıza olacak onu tahminlemeye odaklanıyoruz. Benim Önder'in söylediği yapı acayip hoşuma gitti. Onlar verileri bir platform üzerinde toplama konusunda zenginleşmişse ben onu yapmakla uğraşmamalıyım. Ben onun üzerine bir şey inşa edebiliyorsam o tarafla işbirliği yapmalıyım. Keza ticaret tarafında inanılmaz bir deneyim varken ben o alana girmemeliyim. Ben kendi alanımda üretim tahminimi ne kadar iyi yapabileceğime odaklanıp gerekiyorsa size onu sağlamalıyım. Bunu ticari olarak paraya dönüştürme işi sizin uzmanlığınız, siz devam edin pure enerji olarak. Bence o yüzden hangi alan kazanacak bilmiyorum ama sektör olarak ve ülke olarak kazanacaksak biraz şu uzmanlaşmaya odaklanalım. Böyle her şeyi ben yaparım mantığından çıkmamız gerekiyor. Bu da biraz işbirliği gerektiriyor. İşte az önce verdiğim örnekler gibi o da bizim doğamızda çok olmayan bir şey açıkçası. Ama bu olmayınca ancak Türkiye içinde kendi kendisiyle didişen firmalar haline geliyor. Daha önce bunu başka örneklerde perakende tarafında yaşadık mesela. Perakende sektörüne hizmet sağlayan, enerji perakende hizmet sağlayan firmalar arasında yaşadık. Aynı hatayı en azından bu alanda yapmamakta fayda var diye düşünüyorum.
Teknoloji olarak ileri doğru hangi algoritmalar geliyor? Hani biraz sizde zeki adamlar var, sizde biraz hani neler çalışıyorsunuz? Hem arkadaşlar da yardımcı olur belki. Ya biz dediğim gibi yapay zeka alanında odaklanıyoruz. Orada hakikaten problemin doğasına göre farklı algoritmalar kullanıyoruz. Ve hani T-BET, XGBoost, Neural Network, Exponential Smoothing Neural Network vesaire. Böyle isimlendirmek mümkün. Burada gerçekten espri, biz üretim tahmini yaparken işte süreçte belki 5-6 tane adım var yapay zeka veya makine öğrenmesini kullandığımız. Her birinde aynısını kullanmıyoruz. Nerede nereyi kullanacağını bilmek problemin doğasına göre değişiyor. O yüzden net bir cevap veremiyorum. Kusura bakma ama hakikaten işin doğası bu. Önder net mi vereceksin seni daha? Cevap vereceğim sadece. Aslında böyle bir şey yok yani. Şu yazılım diline odaklanın, bu süper uçuyor kaçıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bence böyle bir tavsiyede dinlememek gerektiğini düşünüyorum. Burada olması gereken yegane şey, eğer hiç yazılım bilmiyorsanız, ya bir kere konu yazılım, bu teknoloji konusu yazılıma indirgenmiş oldu şu anda bir anda, ama illaki yazılım öğrenmek istiyorsanız herhangi bir dil olabilir. VBA'de, Visual Basic'te bile yazmanız gerekiyor. Burada daha önemli konsept, benim görüşüm, bu yakın zaman olabildiğince hazır şeyleri kullanmamak. Yani olabildiğince açık kaynak kodlu, her şeyi baştan inşa etmeye odaklanmak. Çünkü 2-3 kütüphaneyi kullanıp üzerine bir satır kod yazmak yazılımcılık demek değil. Sadece bunu önerebilirim. Yani bir şey yapacaksınız bence, özellikle öğrenci arkadaşlara tavsiye etmek istiyorum. Olabildiğince her şeyi kendiniz inşa etmeye çalışıp öğrenmeniz gerektir diye düşünüyorum. Evet, öğrenci dediğin şey aslında mezun olmadan bunun önemini anlayamayacak. Ama şöyle düşünmekte fayda var. Bilkent'te geçen dönem ders verdi. Python'da 5 satır kodla elektrik fiyat tahmini yaptı. 5 satır kodla. Yani teknoloji bu kadar aşağı düştü. Benim zamanımda Basic'le 25 satırla sort yapamazdık yani. Şimdi bu 5 satıra kadar düştü. Her halükarda bu dijitalleşme, aslında biz içeride konuştuk. Kısa özetini vereyim. Bu sefer az hep dijitalleşme var enerji sektöründe. Hep oluyor ve devam ediyor. Bu sefer farkı, galiba Önder demişti, daha tabana yayıldı. Daha mümkün, daha erişilebilir, daha hızlı yapılabilir hale geldi. Fakat bu dijitalleşmenin değer üreteceği yerlerde daha çok fiyata odaklanırken, herkes öngörülebilirliğe, Bora'nın söylediği en önemli şeylerden biri, kestirimci bakım dediğimiz yerde çok büyük bir değer var. Ve gerçekten burada çalışanlar var. G'nin de Dijital İkiz dediğimiz projesi vardı. Aynı şekilde burada bir entegratör, belki Argun'un dediği gibi, bir entegratör oluşuyor. İster istemez oluşuyor. Çünkü veriyi entegre etmesi lazım, santrali entegre etmesi lazım. Ben buna matrix modeli diyorum. Çünkü her şeyi kendine bağlayıp oradan besleniyor, oradan besliyor. Bunlara baktığımızda, uluslararası örneklerine de baktığımızda, gördüğümüzde, gerçekten Türkiye'deki bir şirketin, yurt dışındaki bir şirketin aslında birbiriyle rekabet edebileceği gibi kolay teknolojiler olabildiği gibi bunlar da asıl olan tecrübe birikimi olduğu da görülüyor. Aynı zamanda burada donanım ve verinin toplanması, kaliteli olması, bunların da çok önemli olduğunu gördük. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar beklediniz. Güç sizinle olsun diyelim bu kadar dijital bir araya gelince. Kolay gelsin.